Yeni bir günden herkese merhaba. Sabah saat 8. Hala 8'e 5 var. Ve ben ne yapıyorum? Sabahın köründe alışverişe gidiyorum arkadaşlar. Evet, eşimin bildiğiniz gibi bugün 12. günü. Yani son günü. Fakat saat 10'da gidecekmiş. İşte o regal neydi? Neyse, depoyu değiştireceklermiş ya bugün. Biraz geç gidiyor. Ay dedim Mehmet, ben dedim gitsen mi, Lidl 8'de açıyor. Alışverişe. Acelen de falan diyor bana. Ben gelince gidersin dedim. Hayır. Sabah erkenden işimi bitireyim. Sonra rahat edeyim. Değil mi? Öyle. Sen geleceksin de ben bekleyeceğim de. Dedim olmaz. Gideyim ben. Öyle. Geldim şimdi. Vallahi hiç kimse yok. Çok yağmur yağmış yine. Ay. Hadi bakalım. Alışverişe gidelim. Ne yapalım? Bugün cumartesi. Bildiğiniz gibi Almanya'da pazar günü her yer kapalı. Bakayım sizinle birlikte kemeri takabilecek miyim? Her yer kapalı olduğu için böyle dedim ekmek almam gerekiyor. Çocuklar da geliyor bugün. Fazladan alırsak çok güzel olur bizim için. Aynaları da açalım. Gidelim. Yaptık. Ay, sabahın köründe 12 tane şu ekmekten aldım. Gerçekten şöyle bir evde bulunsun, yoksa tek tek taşımam gerekiyor. Bir de şu tip ekmekten var. Ondan da aldım. Kızım çok sever bu tip ekmeği. Şunlar da güzel. Böyle bir sarımsaklı, tereyağlı ekmek fırında yapıyorsun. Muhteşem oluyor. Ay, daha karga şeyini yemeden markete gelince hiç beynim çalışmıyor. Çips aldım çocuklara. Ama ben şu pazar torbasını aldıydım yanıma. Bahçe torbamı hatırlıyor musunuz? Ablam almıştı. Şu etleri bari koyayım içine. Her yerimiz. Ve şöyle pufi unutur muyum? Asla. Kızımın yoğurdu. Kızımın sütü. Alpro markasının. Süt olmayan süt. Ve ne almaya geldim? Bilin bakalım. İki tane aldım kaşar. Ne yapayım? Bir tek Lidl'da var bu kaşar. Böyle.
peynir olmazsa olmaz. Ama bu sefer bu ucuz peynirden aldım. O kadar güzel değil ama peynir sonuçta. Kızıma vegan schnitzel ve vegan nugget. Şimdi onların her birini... Ay. Kıyma aldım, kıyma. Onu koyayım bu çantaya, ağır. Kendime tavuk. Beni düşünen yok. O yüzden ben kendimi düşünüyorum. Ve bira aldım. Bu kadar. Ay, benim oğlum ne yapmış biliyor musunuz? Telefondan arıyor beni. Annem diyor bir şey diyeceğim ama diyor delirme diyor. Tamam dedim, delirmem, ne oldu? Telefonunu düşür dereye. Gezerken hayvanat bahçesine gitmişler. Sen suyun içine düşmüş. Oğlum atlasaydın, alsaydın ya. Xiaomi mi diyorlar ona? Xiaomi markasın en üst modeli. Sorun değil anne, ben bir daha alırım. Ha, dedim öyle zaten, sizin için hiçbir şey sorun değil. Sen git güzelim, telefon 4 ay önce aldı onu. Neyse, sağlık olsun. Onlara bir şey olmasın. Yine delirmedim de. Mantığa bak. Ben bir daha alırım annem. Yani kızma. Ben kaybettin diye kızmıyorum zaten. Bir daha alacağın diye kızıyorum. Ay çok komik bu çocuklar ya. Çok komik. Kaybettin diye. Ne yapalım? Herkesin başına gelebilir. Düşüyorlar, kırılıyorlar. Ama insan bir sahip çıkar telefonuna, değil mi? Alacakmış o yenisini. İyi dedim, al bakayım yenisini göreyim. Bunları. Aa, benim bir de sırt çantam var ya arkadaşlar. Niye demiyorsunuz bana? Niye demiyorsunuz Zeynep, bir de sırt çantam var diye? Evet. Küçük cebini açmışım. Hadi bakayım. Buna da bir şeyler koyalım. Kaşar var. Çiftler koyalım. Gidelim. Adam işe gidecek. Aldım arabayı. Götürelim arabayı. Geç kalmasın belki. Ve köpek gezdirmeye çıktık. Sülü alacağım. Hemen göstereyim çabucuk. Beni gösterme diyor kızım. Ay, Puffy ile çıktı. Fakat Puffy bensiz çıkmıyor. İki kere girdiler çıktılar. Kızım dedim, alışverişi yerleştirmem gerek. Anne ne olur hadi gel sen de, yoksa gelmiyor dedi. İyi tamam dedim. Aldık geldik. Hemen bir tur atıp eve gidiyoruz. Dedim aşkım. Çok güzel yağmur yağmış, soğuk, serin. Ceketle, ablam ceketle kız. Üşüdün mü? Bak burada güneş var. Ben tişörtle. Kızım da şey, ne giymiş o? Pulova neydi kız Türkçe? Ne? Pulova. Kazak. Kazak giymiş, kazak. Öyle düşünün. Kelimeleri öğrendi. Aç videoyu. Öğrenemeyeceğim. Aklıma ne gelirse öyle. Ama bazı kelimelere bakayım tercüme şeyde, Google Translate'de. Fesleğenin ne olduğunu, fesleğen olduğunu bulunca o bazilikumun canım çıktı. Aşkım. Bilemiyoruz bazı kelimeleri ya. Bilemiyoruz. Okay, nochmal. Puffy, sitz. Foto. Wow, andere. Wow, gutes Mädchen. Wow. Bir şeye bak, bir şurada bir sitz. Bir şöyle de ver kız bir tane. Andere foto. Hadi yarabbim. Bir şey, foto. Şuna veriyor. Böyle, foto, böyle. Şimdi. Al. Ay çok akıllı bunlar. Çok akıllı bunlar. Ay çok şükür oturabildim. Ay köpek gezdir, alışveriş falan. Ama nasıl rahatladım, nasıl rahatladım. İyi ki gittim. Eşim diyor ben geldikten sonra git. Sen ne zaman gelirsin? 4 gibi, 5 gibi. Evet ben hiç durmuyorum ama ben saat 4 gibi yemeğimi yiyip bitirdikten sonra hiçbir şekilde bir şey yapmıyorum arkadaşlar. Yani ne yaparsam o saate kadar. Aslında
yanlış bir taktik de olabilir. Gerçekten çünkü yemek yedikten sonra bir şey yapman gerekiyor. Tabii işte varsa yapılacak yemektir, kaşık bulaşık. Öyle şeyler hani yemeği yiyip yatmıyorum ama çoğu eforu yemek yemeden önce sarf ediyorum. Ve doğru mu yapıyorum hiç bilmiyorum. Şimdi kaşarı da aldım. O peyniri de bir daha depoladım. O kadar çok peynir yiyorum ki kaşarı bile bitirmişim bu hafta. Bu hafta kilo vermeyeceğiz. Hiç beklemeyin benden. Bu hafta o 1 kilo 900 gram falan performans sakın kimse beklemez. Ay çok fazla yedim. O peynirle kaşarı abarttım bu hafta. Ama hiç önemli değil. Değil mi? Hiç önemli değil. Önemli olan kendimizi nasıl hissetmemiz. Sabah bir uyandım. Girdim bu kısa şortu. Şortum var ya benim böyle kumaş şort. Gösteremiyorum da kamerada yukarıda. Koydum sizi yine havlu kağıdın üzerine. Nasıl böyle belimden böyle düşüyor falan. İyi hissediyorum ya. Çok iyi hissediyorum. Önemli değil kilolar. Tartı yanıltıyormuş ya bazen. Siz de takılmayın kilolara. Yanıltıyor o tartılar insanı. Ay kahve içiyorum. Kendime gel. Ay kızımın imtihanı. Çok iyi geçmiş. Gerçekten bir geldi böyle sakin. Dedim tamamdır. Bugün de öyle. Ay geçti sonunda anne dedi. Nasıl geçti kızım dedi. Çok iyi geçti dedi. Yani korktuğum kadar yokmuş dedi. Dedim olmayacak tabii bildikten sonra. Yani bildikten sonra korkacak falan. Yani öğrendikten sonra hiç önemli değil. Hiç unutmuyorum. Şey ehliyet kursuna gittim. Size bahsedeyim mi biraz? Uzatacağım ama. Bugün yapacak işimiz yok. Ehliyet kursuna yazıldım bir arkadaşım sayesinde. Halime ablam vardı. Yani benden bir 10 yaş büyüktü. Sofya'da birlikte yaşıyorduk. Ehliyet alacakmış. Bir meraklı ama ben yalnız nasıl gideceğim oraya? O zamanlar benim yaşlarımda olsa gerek. Şu anki yaşımda. İnsan utanıyor, sıkılıyor belki. Gelir misin benimle? Benim de aklımda hiç öyle bir şey yok yani. Ehliyet almak gibi hiç. Gerçekten o ehliyeti onun sayesinde aldık. İyi tamam dedim, geleyim dedim. Bildiğiniz gibi ben gazla çalışıyorum. Eşim bana sen o ehliyet almak kolay mı sanıyorsun falan. Niye ki dedim hani ben sürmeyi sevmem. Ama yazıldığımızda bize bir kitap verdiler. Böyle kanunlar işte Bulgaristan'daki trafik kanunları falan. Zakon za dvijenje po patishchata. Tam adını söyleyeyim. O kitabı verdiler. Bir de bir sürü şey böyle eskiden şu an dijital kartonlar vardı. Onlara bakıyorsun işte sorular A, B, C cevap vereceksin. Aldık o kartonları bir başladı Halime ablam yapmaya. Anlamıyorum. Okuyorsun ama anlamıyorsun. Niye anlamıyorsun? Kuralları bilmiyorsun çünkü. Yani bu soruyu anlamıyorum da cevabını nasıl vereceksin değil mi? İzin aldım işte 2 hafta. O kitapçığı 3 kere okumuşumdur. O kanunları. Hiç başka o karton gibi şeyleri hiç yapmadım. Sadece kitapçığı okudum. Anlamaya çalıştım mantığını falan. Her şeyi. Tek o nasıl olacak o şimdi Türkçesi? Neyse ablam değilse kelimeleri öğren de öyle aç videoyu değil mi? Adam duruyor ya mesela ışık yok hiçbir şey yok. Polis duruyor işte. O bir zorladı beni onun anlayana kadar. Neyse. Polisin yönlendirmesiyle işte kaldıracaksın böyle yapacaksın. Okudum ben. Gittik bir böyle sınav gibi ama sadece bakıyorlar hazır mısın gerçek sınava diye. Oraya bir gittim. 3 yanlış. Tamam dedi o öğretmen bana. Seni ben yazacağım dedi sınava. Ay yazma etme ben hazır değilim. Hani 3 yanlış ama 6'ya kadardı galiba. Yalan olmasın 6'ya kadar. 7'de kalıyorsun. Bir daha yapman gerekiyor yazılıyı. Ay Allah'ım ben bir stres. 1 hafta sonra sınav. Bir daha oku o kitapçı. Evde sonra o kitapçı okuduktan sonra ikinci artık gideceğim ya sınava dedim şu kartonları bir açayım bakayım bakalım hangisi doğru hangisi yanlış yapabiliyor muyum? Yaptım. O sınava bir girdik. Hepsi çocuk. Ben kaç yaşındayım o zaman? 25 olsam 26 o aralık. Ay bir girdik. Nasıl her yerim böyle sıkılıyor insan. Hani bazı şeyleri okumuştum biliyorsun ama ya korkuyorsun. Bir de bir sert bir adam girdi oraya. Bizi imtihan edecek işte şeylerimize. Bakacak sonra ne yapmışık diye. Konuşuyor böyle kanunları falan. Başlayın dedi. Bitiren çıksın dedi. Verdiler elime 30 soru.
Bitirdim çıktım. 30 yok, bir tane mavilerden 30, kırmızılardan 30, öyle bir şey. Bitirdim çıktım. Tabii ilk bitiren ben, 7 aylık çıktım ben. Da öğretmen gördü beni, ne oldu dedi. Dedim yaptım. Yapabildin mi dedi. Ne bileyim ben. Hayır dedim, yapamadım. Şimdi bilmiyorum ki yaptım mı yapmadım mı. Orada cevapladım çıktım. Bir daha çağırdılar bizi oraya. Ay hiç unutmuyorum. Hayatımın şoku yani. Benim o ehliyeti almam hiç aklımda yokken bir de. Bir gittik oturduk. İşte konuşuyor ama sanki dövüyor mu? Sövüyor mu? Böyle konuşuyor adam. Yapısı öyle belki. Nasıl korktum o adamdan. Gülüyormuşum kendim. İsmini duyan dedi, hemen çıkacak odadan dedi. İsmini duymayan kalacak işte orada. Bir şey anlatacak herhalde. Geçemeyenler büyük ihtimal. Kim bu Zeynep dedi böyle. Allah'ım ben ne elimi kaldırabiliyorum. Ne ben diyebiliyorum. Böyle o şeyin altına giresim var. O masanın altına. Şey dürtüyor beni Alma ablam yanı başımda. Böyle yaptım. Benim hani ne yapmış olabilirim ki o bütün sınıfın önünde 30 kişiyiz orada yani. Benim ismimi niye söylüyor bu adam? Aferin. Tek sıfır yanlışlık. Çıkabilirsin dedi bana. Ben çıktım, idrak edemiyorum. Sıfır yanlışlık diyor bana. Adam beni kovdu sandım. Gerçekten idrak edemiyorum. Doktor demişim, öğretmen geldi. Ne oldu dedi. Adam dedim beni kovdu. Niye? Sıfır dedim. Almışım. Ama o kadar artık nasıl korktuysam anlamıyorum. Adamın dediğini de algılayamıyorum. Sıfır yanlış diyor adam bana. Olur mu canım dedi. Öğretmen beraber baktık ya dedi. Sen dedi sıfır hata yapmışsın dedi. Yani bütün kursta dedi tek sıfır hata sensin dedi bana. Anlatmaya çalışıyor. Yok ben dışarıda şimdi rezil olacağım ya. Eşim bana dedi bu çok zor. Ben de onu nasıl alamadım diye ağlıyorum dışarıda. Bekle Halim ablamı bekle, gelmiyor kadın. O gene yap yedi yanlış geçeme. Dedim senin yüzünden dedim bak. Bir de onu ne o yazılıyı geçemezsen süremezsin. Kameralar var, her şey var böyle yani. Öyle al şu parayı da geçeyim falan Sofya gibi bir yerde olmuyor orada. Neyse çıktı Halim ablam kız dedim ne oldu. Şimdi onun yüzünden hem imtihanı almış oldum. Bir de sürüş şeylerine gitmem gerekiyor. Kendi daha imtihanı almamış. Yani o daha imtihanı okuyacak. Ben kaldım yalnız. O kaldı orada yalnız. Sözde ikimiz yapacaktık. Ay ben ne kadar çalıştırdım onu. Diyordum ona. Kızıyordum şu kitapçığı oku. Anlamayacaksın. Yani onun mantığını anlayamazsın. Anlayamazsın. İşte bilince insan cevap veriyor. Ama o özgüven yok ya insanda. Çok şey yani sürüşü de ya yani ben gerçekten şanslı bir insanım. Ben öyle kendimi gerçekten öyle düşünüyorum. Çünkü sürüş imtihanında bindim arabaya. İşte 4 kişi 3 kişiyiz. İşte öğretmen bir de o adam var orada bir tane. Bu başkaydı. Geldi sürüşe falan kim ister birinci diyor. Ben. Niye? Yani niye? Sen eşim bana dedi, önce dedi binecek diğerleri, sen onların hatalarına baka baka, hani ilk olma dedi bana. Ama adam sorur sormaz, benim 40 dakikama bir şey yetişeceğim, çalışıyorum o zaman. Allah'ım dedim ben isteyeceğim, bakıyorum ben ne bileyim bu saatte gel dediler. Tamam zamanımız var ama onlar anlaşana kadar falan zaman gidiyor. Ben daha metrobüse bineceğim de işe gideceğim. Düşünün kocaman Sofya'da bir ucundan bir ucuna. Adama atladım ben. Dedim ne olursa olsun. Ben istiyorum dedim. Böyle bir baktı bana. Bir süzdü beni. Tamam dedi. Bin dedi. Hayırdır dedi. Niye atlayayım sen ilk dedi. İşe gideceğim dedim adama. Gerçekten nerede çalışıyorsun? İşte burada çalışıyorum. Sen ciddi misin dedi. Dedim evet. Benim kızım da orada çalışıyor dedi. Sen dedi Mariana'yı biliyor musun? Biliyorum dedim. Birlikte çalışıyoruz adamın kızıyla. Hiç hani böyle denk gelse koskoca Sofya'da hiç olacak bir şey değil. Bana o zaman öyle geliyordu. Şu anda öyle geliyor. Yani olacak bir şey değil. Tamam dedi. Hadi dedi seni işe yetiştirelim. Sür bakayım işe dedi. Sürdüm. Her şey kanunlu, nizamına göre. Adam baktı bana. Sonra o yazıldı da dedi. Sıfır yanlışla almışsın dedi. Ve bu saatten sonra dedi artık seni yani
süre süre öğreneceksin her şeyi. Yani kanuna göre biliyorsun fakat sürmen gerekiyor. İşte bir 3-4 ay yanında biri bulunsun, eşini al yanına, yalnız sürme dedi. Geçtin dedi. Ay, kızını tanıyorum diye mi verdi? Bilmiyorum. Gerçekten hani o şimdi daha ne kadar ne bekleyebilir ki benden? Sürmüşüm işte bir ay arabayı. Ne öğrendiysem öğrenmişim. Beni sınava yazdılar. Yani belki bu kadardı ama onu da düşünmedim değil. Acaba dedim aynı yerde çalıştığımız için mi verdi? Arıyorum annemi. İnanmıyor kadıma. Nasıl yani diyor. Kız öyle. Bilmiyorum, geçtim diyorum. Kimse bana inanmadı. Ya o ehliyeti elime alana kadar bana kimse inanmadı. Gerçekten. Gerçekten geçtim. 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 Ben bile inanmazken kendime. Başkaları nasıl inansın değil mi? Ama işte bileceksin, okuyacaksın. Okuduktan sonra kızma da diyorum. Bir haftadır yani hep okudu. Hep geliyor bir şey yiyor, hazırlıyorum böyle çıkıyorum. Kızım sen onu biliyorsun. Zaten sıkıldıkça hata yapıyoruz. Yani kendimizi sıkmasak, bir bıraksak, bir o özgüven gelse, biliyorum deyip girsen belki yine hata yaparsın da. İnsan sıkılınca böyle bence daha çok hata yapıyor. Bilmiyorum ama ben hep öyleyim. Bugün beni herhangi bir sınava koysanız o gece hiç uyamam. Karakter o da benden almış olabilir. Öyleyim ben. Şimdi ilk günüm işte gideceğim misal. Yarın işe başlıyorum. Rapor bitti. Ben o akşam uyamam. İşe gideceğim. Sanki hiç çalışmadımmış. 11 yıldır. 12 yıldır. Hep 11 diyorum. 12 oldu artık. Almanya'dayım. O işi yapıyorum. Ve ilk günmüş gibi böyle hep heyecanlı. Hep heyecanlıyım. Uyamam. Gerçekten. Yola çıkacağım, uyamam. Hep böyle bir hayatım stres. Eşim hiç oralı değil. Yatar, uyur, ne olursa olur. O diyor senin önüne gelecek. Ne olacak diyor. Hiçbir şey olamaz. Tek uykundan olabilirsin. O kadar. Başka hiçbir şey olmayacak. Ama değişmiyoruz işte. Değişmiyoruz. 7'sinde neyse 70'inde de o ya. Aynı. O hesap. Ay, bu ehliyeti iyi ki almışım. Bugün Almanya'da onun ne kadar önemli olduğunu anladım. Hani belki köyde o kadar önemli değildi. Sofya gibi bir yerde. Ama ben o ehliyeti aldıktan sonra bir yıl hiç araba sürmedim. Çünkü öyle bir isteğim yoktu. Öyle bir merakım yoktu. Yani bir istek olacak ya insanda. Heves olacak araba sürmeye falan. Bir yıl hiç arabaya hiç sürmedim. Ehliyeti aldım ya, ben alabildiğimi gösterdim ya, çok zor diyor eşim bana. Ve onu böyle gazla çalıştığım için bana gaz veriyor eşim. Biliyor çünkü. Bana öyle derse ben daha çok hırslanırım ve daha fazla, yani elimden gelenin daha fazlasını yaparım diye böyle beni gazla çalıştırıyor. Öyle arkadaşlar. Ay, onu da bir paylaşayım sizinle dedim. Yani o kuralları okuduktan sonra, bildikten sonra hiç, yani insanın geçemeyeceği imtihan yok. Her şeyin mantığını öğrendikten sonra. Ay kızlar, bugün ne yapacağız? Ne yapacağız bugün hiç bilmiyorum. Oturalım mı böyle? Çocukları bekliyorum. Yemek de yapmayacağım. O dün şey, bilmediğim kanatlar vardı ya, onları yapacağım onlara bugün. Kanat kendime de ayırırım. Ve patates kızartması. O da yani taze taze yapılacak bir şey. Yani şimdiden yapılacak bir şey değil. Sıcak sıcak yesinler. Gelsinler bakalım. Öyle. Göreceğiz. Sohbet ettik biraz. Uzattım ama. Neyse. Biri. Ehliyete. Gidersiniz. Kendinize inanın. İnanın. Yaparsınız. Gerçi. Ben ne yapıyorum? Ay. Zaman da geçmiyor arkadaşlar. Ocağı sildim. Yapacak iş olmadıktan sonra zaman çok yavaş geçiyor. Çok. Bugün böyle sıkıcı bir gün oldu. Benim için ben öyle hissediyorum. Şu lavaboyu bir sileceğim. Siliyorum zaten. Bunları akşamdan elimle yıkadım. Niye diye sorun bana, bilmiyorum. Böyle 2-3 tane oldu mu elimle yıkıyorum. Makine var değil mi? Aç makineyi. Şuraları da sileyim. Şimdi bulaşıkları toparladım. Makineyi de dolduramadım. Ay, kaldırayım mı sizi? Yüzümü görmüyorsunuz. Bekliyorum.
Yemek yeme saatim gelsin. Yulaf aldım ya. Yulaf ezmesi yiyeceğim bugün. Ama içine tek muz, elma, biraz bu fındık, badem falan var diye aldım. Onlardan koyacağım. Öyle. Sabah yulaf ezmesi, akşama tavuk. Öyle gidecek bakalım. Şimdi eşim 4 gün evde. Bugün de atlatsın. O da kaçta gelir hiç bilmiyorum. İşimiz bitince dedi. İyi dedim. Şimdi bir sürü işim olsaydı zaman böyle yavaş geçmezdi. Bir güzel, yani saate bakmazdım en azından. Çocuklar da gelmedi. Annemin tepsisi de kalmış. Annem de gelmedi. Onu vermem gerek. Anneme mi gitsem acaba? Bakar mısınız annemin tepsisine? Çiçekli çiçekli, çok güzel. Pasta yaptı ya annem, dedim küçük yap, küçük kocamanı, dedim böyle yapınca küçük bir şey yap. Var mı dedim, daha küçük tepsim var, var diyor. İyi dedim, ondan yapacaksın, böyle kocaman yapma. Yediler mi, 2 günde bitsin. 2 günde bitince böyle benim de gözümün önüne gelmiyor. Canım istemiyor ama korkuyorum. Korkuyorum, böyle isteyecek diye korkuyorum. Ama istemiyor şu anda. Şimdi süpüreceğiz. Evet, süpürmedim. O yüzden zaman geçmiyor. Süpürmem gerek. 2 dakikada koca evi süpürüyorum. 2 dakika ya. Gerçekten 2 dakika. Alayım şöyle sizleri. Bir dolanalım. Ay. Gerçekten sıkıcı. Güneşe mi yattın sen? Ay, benimki güneşe yatmış ya. Kuzum. Buraya yatmış. Ay, yağmur yok. Çıkarsam mı acaba? Çamaşırları, bunlar da burada. Gürültü yapıyorlar. Çamaşırları meydana çıkarayım mı? Çıkarmayayım mı? Hadi bir dursun. Bunlar ne yapıyorsa çatıya çıkmışlar yine. Bir bitiremediler. Bir bitiremediler şu çatıyı. Çatının tepesinde şimdi kübür mümbür yaparlar bana. Tripodum. Küçüldüm mü çıkarıyorum başka bir tane. Ay Allah'ım. Ne yapalım, bugün kaçalım erkenden. Cumartesi, pazar. Böyle bir kaçalım. Gerçekten hiçbir şey yapmayacağım bugün. Böyle bir oturuyorum. Kahvemi de içtim. Kahve de bitti. Aa, ben size. Ama ben gösterdim size çayımı değil mi? Yeşil çay içiyorum. Yeşil çayın faydası var mı? Ama bu tek yeşil çay değil. Bu ne? Şu. Ama bir tane içiyorum günde. Çok çay sevmediğim için. Ama bunu sevdiğim için de limon, ingva, zencefil, zerdeçal, zencefil. Zencefil olması gerek. Yeşil çay, zencefil, limon. Günde bir kere içiyorum. Hani kahveyi fazla tüketmemek adına bunu, ama yeşil çayda bir kere diyorlar. Ne bileyim, o hibiskusu da içmedim. 10 gün. 10 gün içince sonra bir dinlendirmek gerekiyormuş. Onu her gün içmek sağlıklı değilmiş. O yüzden onu içmiyorum. Bayağıdır içmiyorum. Birkaç gün daha bekleyeyim ben diğer haftaya kadar. Çünkü günleri de saymadım, bilmiyorum. Yani ama yeşil çay çok güzel detoksmuş. Tamam, temiz belki içilmesi gerekiyor ama böyle daha bir lezzeti var. Şekersiz de içtiğim için, şöyle döneyim mi? Karanlıkta görmem. Işık. Aman ışık falan. Ben şey demiyorum ya arkadaşlar. Kusura bakmayın. Unutuyorum, böyle ışıktır, odur, budur. Böyle alıyorum kamerayı, içimden geldiği gibi için. Yani bugün ne yapıyorsam o, fazla bir şey değil. Yani misal diyelim, lavaboyu video çekeceğim diye temizlemiyorum ki ben. Temizliyorum diye çekiyorum. Temizlik yaparken çekiyorum. Oydu buydu. Öyle. Anladınız siz beni. Siz beni anlıyorsunuz. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Her birinize, yeni gelen abonelere, her birinize çok çok teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Ve yarın görüşebilmek dileğiyle kendinize çok çok iyi bakın. Hoşça kalın.